değerli Fuar TV izleyicileri, fuarlar arası turumuz tüm Türkiye'ye devam ediyor. Bugün Bursa'dayız. Bebek Çocuk Fuarı'nda sektörün öncü firması IP Trans Kargo'ya konuk olduk. Firma ortaklarından yanımızda Yunus Bey bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgiler aktaracak. Yunus Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle standınız hayırlı olsun, fuarımız bol, bereketli, verimli geçsin diyoruz. Teşekkür ederim. Buradaki birçok firmanın taşımacılığını sizler üstlenmiş durumdasınız. Biraz sonra buranın hizmetlerine geçeceğiz ama öncelikle ben izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Kendinizden de başlayarak IP Trans'ın hikayesini bizlerle paylaşır mısınız? 2006'dan beri açılmaktayız. Evet. Hizmet vermekteyiz. Yurtdış Moskova, Belarusya ve Ukrayna üzerine taşımacılık yapıyoruz. Hı hı. Üç ülke sadece. Evet. Peki IP Trans'ı birazcık açalım hizmetlerini. Nedir? IP Trans deyince hani aklı hangi, kimler gelmeli, neler yapıyorsunuz? Hizmetler nelerdir? Valla yani turizm bölgesine aklınıza ne gelirse tabii bilet satmak, otele yerleştirmek, onları karşılamak, ürünlerini işte taşımak, evet, adresine kadar. Bu bizim görevimizdir tabii ki. Peki, belli standartlar ölçüsünde mi yapıyorsunuz bunları peki? Nedir hizmetinizin incelikleri? Tabii kanun kapsamında, artık kilo bazında, tır, uçak hepsi var. Hı hı. Artık müşteriye kalmış. Hani ne kadar hızlı gitmesini istiyorsa o kadar onlara tabii göre uçak, de belli standartlarınız, belli hizmetleriniz var sanıyorum. Uçak kargo. Uçak mesela hızlı gider. Bir hafta yani 4-5 gün arası. Hı hı. Tırlar tabii 10 gün, 12 gün arası. İşte 2 hafta diyoruz. Hı hı. Ama erken geliyor Allah'a şükür. Hı hı. Bir sıkıntımız yok. Bu aralar her şey zaten nasıl diyeyim, daha yoğun ve dikkat edilmesi yani, gereken birçok konu var. Kanuni yolundan ne gerekiyorsa, evet, işte işlemlerini yapıyoruz. Peki. Aslında çok önemli bir sektördesiniz. Hiç hataya mal vermeyen bir sektörünüz var. Evet, bu anlamda stresli bir iş aslında. IP Trans olarak tabii ki müşterilerin dikkat ettiği birçok da unsur vardır. Yani elbette ki önemli olan bütün her şeyini, mallarını size teslim ediyorlar. Karşı tarafa teslim etmeniz için aynı zamanda. İşte, bu anlamda hizmet verirken sizler neye dikkat ediyorsunuz? Çoğunun içine yanlış bir mal koymasınlar. Kontrol ediyoruz. Çuvallarını açıyoruz. Allah korusun bir çuvalda bir yasak, ne bileyim, bir kanun dışı bir şey yaparlarsa işte. Onun yüzünden bütün tırımız el koyuluyor. Bunlara mal geliyor. Vermemek adına da siz tabii kontrol ki, sağlıyorsunuz. Tabii ki. Yoksa başka müşterilere problemimizi anlatamıyoruz. Peki herhangi bir şey olma durumunda, problemle karşılaşıldığında sizden hizmetten sonra nereye, yani mesela nelerle karşılaşabiliyorlar müşterileriniz? Neler gibi sıkıntılarınız var? Şimdi belli bir sürat veriyoruz. İşte 2 haftanın içerisinde bu tırı veyahut uçağı 5 gün, 1 haftanın içerisinde teslimat süresi veriliyor. Hı hı. Tabii ki force majeure diye bir şey var. Hı hı. Yani bizimden kaynaklanan da değil. Araba yangın geçirmiş, ne bileyim kaza geçirmiş. Hı. O durumlarda 45 gün içerisinde mesela bir mal teslim etmediğimiz durumda kilo bazında ya da işte ne bileyim işte sigortalanan mallarda parasını iade ediyoruz müşterinin. Sigortalarını dönüştü o zaman. Tabii, sigortalıyoruz. Peki sizler gibi birçok firma görmemiz mümkün. Biz sizi peki niye tercih etmeliler sizi? Diğerlerine ayıran özellik nedir sizlere? Birincisi dürüstlüktür. Yalan söylemiyoruz. Neyse odur. Problem varsa problem var diyoruz. Problem varken de diyoruz 2 haftanın içerisinde bizi dürtmeyin. Biz bu problemi çözeceğiz. Müşteriler de bize inanıyor sonuçta. Neyse onu söylüyorum. Neyse diyorsunuz. Odur açık yani. Ve net tabii diyorsunuz. Yani yalana gerek yok. Neyse odur. O yüzden evet, müşteriler bizi çok o konuda seviyorlar. Peki Yunus Bey, aslında bizler de firma olarak da onların adına konuşuyorum sizlerle. Birçok sıkıntı yaşanabiliyor taşımacılık firmalarıyla ilgili. Eskiden çok yaşandı. Evet. Bizler neye dikkat etmeliyiz seçerken? Bir taşımacı firması, kargo firması seçerken neye dikkat etmek zorundalar? Çeki listelerine kaç senedir
şey yapamadık, o düzene giremedik. Laleli sektörü olsun, ne bileyim işte, yani İstanbul, Bursa tekstil sektöründe adamlar satışına bakarlar. Bize gelince çeki listelerinde bir şey tutmuyor. Gömleğe takım yazmış, pantolona ne bileyim işte tişört yazmış. Evet. O yüzden mecbur çuvalları tekrardan açıp kendimiz elden geçiriyoruz. İçeriğine kadar. Yüzde kaç koton, yüzde kaç polyester, işte her şey elimizden geçiyor. Tabii ki zamanımızı alıyor ama yapacak bir şey yok. Yurt dışının belli kuralları da var, kanunları işte da var. Onların nezdinde bir şeyler, onlara dikkat ediyoruz. Bu bizim bünyamızda değil. Zaten Bursalılara, Laleli'dekilere bu derdimizi anlatamıyoruz. Diyoruz biz bunu istemiyoruz. Zaten gümrük bunu istiyor. Evet. Bunu yapmak zorundayız. Eğer istiyorsanız düzgün malınız müşteriye kavuşsun ve müşteri tekrar geri dönsün. Bunu yapmak zorundayız. Evet. Yavaş yavaş alıştırıyoruz yani. Onları, kuralları ve kanunları alıştırıyorsunuz. Yapacak harika. Şey yok. Peki kaç tane aracınız var? İki tane tırımız var. Ama kiralık da alıyoruz. Hı-hı. Uçağı zaten rezerve ediyoruz. Uçak zaten. Evet. O kadar büyümedik. Farklı bir alan orası da. Evet. Peki Türkiye genelinde var mı farklı? Sadece yurt dışına mı taşımacılık yapıyorsunuz? Şu anda Bursa, İstanbul arası bir şey açmaya düşünüyoruz. Farklı ofis projeler var. Tabii var. 2019'a ait mi projeleriniz? 2019 sonu. Yeni yeni projeleriniz var, evet, o zaman. Şu anda zaten depo, ofis, çalışacak kişileri, onlarla şey organizasyonu. Yeriniz nerede? Şu anda Laleli'de yerimiz. Hı-hı. Kumkapı bölgesinde. Siz ulaşmak isteyen insanlar nasıl ulaşabilirler? Bütün kontaklarımız var, adresimiz var, kart vizitler, internet üzerinde zaten www.ip.transkargo girdiği zaman bizi bulurlar gayet rahat. Birebir sadece sizlere gelip ulaşabiliyorlar değil mi? Hani farklı şubeleriniz, farklı bayilikleriniz yok. Bayilerimiz var Hasavyurt'ta, Moskova'da, şeyde Odessa'da, Ukrayna'da, şeyde Sankt Petersburg'da, Krasnodar'da vardır. Ama tabii ki genişliyoruz. Düşünüyoruz daha farklı farklı fuarlara projeler. Fuarlara o yüzden katılıyorsunuz sanırım. Mecburuz. Biraz evet, daha büyümek için. Evet, evet. Farklı projeler, yenilikler, sürpriz diyoruz o zaman 2019-2020 ile ilgili. Peki ben de size çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye kazandığınız kaliteli hizmet anlayışı için, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için de farklı projelerinizle, sürprizlerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın Yunus Bey. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Fuar TV izleyicileri, başta belirtmiş olduğum gibi IP Trans'a konuk olduk. Burada da aktarıcı okulumuz bu kadar. Biz izlemeye devam edelim.